Son darbe Mansur'dan. Mansur Yavaş son darbeyi vurdu. Ekrem İmamoğlu'nun fişini çekti. Nasıl mı? Bakın nasıl. İnşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Tekrardan verelim. Evet. Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Evet. Evet. Mansur Yavaş hani bir açılış töreni değil. Bir açılışın duyurulduğu yani bir temel atma töreninde diyor ki inşallah diyor buranın açılışını da yaparız. Siz de Cumhurbaşkanı olarak teşrif buyurursunuz diyerek iki şey yapmış oluyor. Bir, kendisi çekilmiş. Tabii altılı masanın kararı gibi bir şey şerh dursun orada ama kendisi çekilmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemiş görünüyor. Destekliyor. Ama İmamoğlu için durum sıkıntılı. Yani İmamoğlu hala aday olabilme ihtimaline karşı Kastamonu'da Cuma namazı sonrası pazar açılışı yapıyor. Yıkılmadım ayaktayım diyor, koşturuyor. Bir kavga, bir savaş veriyor. Ama tam o esnada bu kez İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sahne alıyor. Canan Kaftancıoğlu hem Meral Akşener'e hem İmamoğlu'na valla kavgada söylenmeyecek laflar ediyor. Haksız değil ama kavgada söylenmeyecek laflar ediyor. Ver. Yapını da çok sevmiyorum ama siyasetçiler genelde başkalarının emeği üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, salonda bulunan değerli yol arkadaşlarım, kıymetli konuklar, tüm Türkiye'de, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'de inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan, hatta ilk günden değil, 10 yıl öncesinden planlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ayrıca olan kesinliği yapmak zorundayım. Erdoğan için teşekkür ederim. Biz genel başkanımız... O da diyor ki yani İstanbul'da seçimi aldık, bu bir başarıdır ama burada diyor maalesef diyor başarı genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. 11 yıldır kurguluyordu bunu diyor. 11 yıldır. Yani Meral Akşener'e de İmamoğlu'na da oturun oturduğunuz yerde diyor. Bitmiyor. Bu ara Gültekin Uysal devreye giriyor. Kılıçdaroğlu kazanır diyor. Onun ısrarla söylüyor altılı masada. Bir kulis bilgisi paylaşayım. Kılıçdaroğlu son toplantıda, altılı masanın son toplantısında açıkça aday olacağını söylüyor. Meral Akşener haricinde itiraz eden de çıkmıyor. Meral Akşener'in itirazına da başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere sert tepkiler geliyor. Tartışmalı geçiyor. Meral Akşener'e hiddetleniyorlar, sinirleniyorlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada Kılıçdaroğlu diyor ki aday olursam asla sarayda oturmayacağım. Ya Çankaya Köşkü'nde oturacağım diyor. Yani Kılıçdaroğlu aday olursam ifadem yanlış, düzeltiyorum. Kılıçdaroğlu diyor ki asla sarayda oturmam, Çankaya'da oturacağım diyor. Bu da vizyonunu gösteriyor. Düşünsenize yani büyüyen Türkiye'yi yöneteceğiniz bir külliye inşa etmişsiniz, bir kompleks inşa etmişsiniz. Yabancı misafirlerinizi orada ağırlıyorsunuz. Yani orada devletinizin büyüklüğünü de ortaya koyuyorsunuz. Günün sonunda bir bina, taş, beton bir bina ayrı mesele. Ama eski Türkiye özlemi her yere sirayet etmiş. Çankaya'dan yöneteceğim diyor. Ey Allah'ım yarabbim. Vizyonu bu kadar. Şimdi Halk TV'de de epeyce bir süredir İmamoğlu güzellemeleri ön plandaydı. Kılıçdaroğlu tamam ama yani İmamoğlu'nun aday olabilmesi için bir çırpınış söz konusuydu. Ama bugünden itibaren Halk TV ne olduysa soru işareti yeniden Kemal Kılıçdaroğlu tarafına geçti ve Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini vesaire falan Kılıçdaroğlu güzellemeleri yapmaya başladı. Ama geçen hafta ne görmüştür? Görmüştük, yayınlamıştık da hatta. Serdar Akina'nın çıkıp Halk TV'nin sahibine uyuşturucu kaçakçısı bilmem ne işte paranın kaynağı şu bu bir sürü şey söylemişti. Demek ki Serdar Akina'na biri söyletmiş. Halk TV'de
kendine çekidüzen verdi. Temel Karamollaoğlu'nu biliyorsunuz, Erdoğan İmamoğlu'nu da yavaşı da buldozer gibi ezer demişti. İbre altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden bir kez daha bir parça daha kuvvetlenerek döndü. Biz bunu söyleyince tabii diyor mesela Kılıçdaroğlu olur diyorum ben mesela bir yayında. İşte CHP yandaşı biri de diyor ki tabii biliyorum diyor. Sen diyor Erdoğan yener diye Kılıçdaroğlu'nu istiyorsun falan. Ya yok öyle bir derdim. Yani Erdoğan kim olursa olsun karşısında yani. Akşener bu arada Deniz Zeyrek'e tabii şimdi o itirazı vereceğim. Deniz Zeyrek'e konuşmuş. Bir de bir kulis bilgisi var. İmamoğlu'na diyor ki ne yapalım işte olmayacak gibi görünüyor. Seni diyor 15. Cumhurbaşkanı yapacağım. Nasıl yapacaksın? 2 yıl içinde diyor ülkeyi diyor erken seçime götüreceğim. Seni de Türkiye'nin 15. Cumhurbaşkanı yapacağım diyor Meral Akşener. Yani seçimi alacaklarmış. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacakmış. 2 yıl sonra da bir şeyler yapıp, bir şeyler çevirip Kılıçdaroğlu'nu indirip Türkiye'yi erken seçime götürüp Ekrem İmamoğlu'nu da 15. Cumhurbaşkanı yapacakmış. Bu arada Deniz Zeyrek'e de demiş ki Deniz Zeyrek'e 26 Ocak'ta toplanacağız ama o toplantıda aday belirlememizin yol ve yöntemlerini tartışacağız, konuşacağız. Ey Allah'ım yarabbim. Ey Allah'ım yarabbim. Eğleniyorsunuz değil mi? Şu hale bak ya. Bu, düşün ülkenin bir sürü meselesinin olduğu falan söylüyorsun. Onu söylüyorsun, bunu söylüyorsun. Ya biri duruyor. SİHA'ya SİHA'ya savaş açıyor. O ara bir tepki de İyi Parti'den miydi o tepki? Diyor ki İyi Parti'den geliyor. İyi Parti Deva Partisi'nde diyor ki oyunu Ali Babacan kendi oyunu %3'e çıkarabilmek için altılı masanın %10'luk oyunu kaybettiriyor diyor. Yani bu İHA'ya SİHA'ya savaş açarak işte HDP çevrelerinden bir miktar oy almak için altılı masaya çok büyük zarar veriyor. %10 oyumuza mal olur bu diyor. Haklı. Bilecik'te bir ilçede Deva Partisi ilçe başkanı ve yöneticiler topluca istifa ediyorlar. Bu İHA SİHA meselesine ona yönelik Bayraktar istifası diye gelmiş gündeme. İstifa edip tepkilerini ortaya koyuyorlar. Pazaryeri ilçesinde, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde. Böyle bu işler yani. Şimdi her seçimde bir et muhabbeti vardır. Hatırlıyorsunuz değil mi işte? Mesela bir antrikot tiyatrosu vardı. Antrikot tiyatrosu. Seçim öncesi İmamoğlu geliyor işte o ara şeyde tekrarlandığında seçim. Ne var yemek? Efendim diyor size antrikot. Öbürlerine de işte ne ıspanak mı? Karnı yok. Karnı var mı? Karnı var mı? Karnı yerim. İmamoğlu hiddetleniyor. Öyle şey olmaz. Ya herkese antrikot. Hepimize karnıyarık, karnabahar neyse işte. Neydi arkadaşlar? Karnıyarık değildi ya. Musakka, musakka. Musakka. Rica ederim. Beni yanıltmayın. Antrikot Musakka Tiyatrosu'ydu onun adı. Ya herkese antrikot ya bana da musakka. Öyle bir tiyatro. Çok güzel kurgulanmış. Ne? Arkadaşlar beğenilerinizi alayım rica ediyorum. An itibariyle ben de bir yudum çay alayım. Çaylarınız vardır. Siz çay almak için, benim çay soğumuş tabii. Siz çay almak için hep böyle oluyor. Nasip olmuyor. Bu yayında çay içmek nasip olmuyor. Sıra dışında, en sıra dışında, sıra dışı stratejide. Yani soru soruyorum. Karşılığında konuşurken ben çay alıyorum. Ama burada ben konuştuğum için çayı unutuyorum. Su içeyim bir yudum. Durdular. Karne günü, cuma günü Habertürk operasyonu. Söz konusu genç kardeşimizin annesi diyor ki, muhabir kulağına eğildi. Annem bana karne hediyesi olarak et aldı de diye tembihlediğini, bunun üzerine de böyle bir işin yaşandığını söylüyor. Bu küçük yavrumuz, yani asıl büyük kötülük ona edildi. Aile de o yüzden, bir diğer yönde de o yüzden feryat ediyor. İşte 3 kalem pirzola annesi almış bu çocuğa. Niye? İşte karne hediyesi olarak almış. Habertürk öyle bir yayın yapıyor. Fox TV yardırıyor. Sözcü de manşeti çakıyor. Annem karne hediyesi olarak bana et aldı. 20 yılda ülkeye getirdikleri durum bu. Bazen sözün bittiği yere geliyorsunuz. Yani normal cümleler kurmak kafi gelmiyor. Başka türden cümleler kurmak gerekiyor da kurmayacağım tabii ki.
Siz benim yerime kurun o cümleleri. Bu haberlerin ardından kasap Zafer başta olmak üzere çocuğun annesi çıktı ve açıklama yaptı. Kasap diyor ki ya bu aile evi var, arabası var. Haftada 3 gün gelir buradan et alırlar. Durumları iyi. Ben genelde et yemeyi sevmediği için tavuk severmiş bu genç kardeşimiz. O vesileyle yesin diye güzellik yaptım. 3 kalem pirzola hemen oradan verdim ona. Karne hediyesi olarak dedim. Mevzu bu diyor. Anne de kıyameti koparıyor. Böyle bir kurgu nasıl yapılabilir? Siyasi rant elde edebilmek için benim çocuğumu nasıl kullanırlar? Benim durumum kötü değil. Bütün açıklamayı da yapıyor. Ama özürü yok. Bir de şu var bak. Bu Oğuz Kağan Salıcı'nın karne hediyesi olarak et alınır olduğu, ne zamandır et... Duruyor hala bu tweet'i silmiyor ısrarla. Öbürü, bu da Faik Öztürk. Ülkeyi yönetenler saraylarında kornişona sarılı dana işte bilmem ne... Yazmış. Annelerimiz evlerinde çocuklarına karne hediyesi diye et alıyor. Milletimiz sandıkta bu düzene artık yeter diyecek. Ay ay ay. Taşın içinde Çerkes tavukları. Zencefilli, somonlu suşiler. Tamam mı? Saraylarda bunlarmış. Şu antrikot musakka muhabbeti vardı ya. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davetlerinden birinde ki bunu ekranda yayınlamıştık. Bu da çok konuşuldu. Bir menüsü var. Bir verelim şunu. En baştaki ne arkadaşlar? Bıçak arası neyse. Ben telaffuz olarak şey yaptım. Bonçe, Amuse Bonçe. Bıçak arası mürdümerikli ezme. Tahinli humus, ayvalık zeytinyağı, giriş tabağı, kabak çiçeği dolması, bademli kereviz, pirinç yufkasında kimon tabule, ekmilli fava, mikrofilizler, siyah pirinç, beluga mercimeği ve porcini mantar bilmem. Yani yapmayın böyle şeyler. Şimdi bak bunları defalarca konuştuk. Kabak çiçeği dolması, bademli kereviz. Ya işte kerevizi alıyorsunuz, üzerine badem koyuyorsunuz. Ama menü hazırlanırken iştah kabartsın diye zencefili ya. Zencefil nedir? Pazarda 5 liraya satılıyor. Yani pişirdiğin etin somonun neyse işte tavuğun üzerine bir parça zencefil attığın zaman menüde böyle çok şık görünüyor. Böyle muazzam görünüyor. Zencefil işte defne yaprağı yatağında tavuk. Defne yaprağı nedir işte eve giderken defne ağacından kopar. Yıka, yapacağın herhangi bir yemeğin altına koy. Ama menü de tabakta durduğundan daha şık duruyor. Ver Kemal Bey'imizi. Kemal Bey'imiz, İmamoğlu. Oh, öyle bak ya acıktım. Götürün. Vallahi bu güzelmiş diyor. Güzel tabii. Oh. Afiyet olsun. Şimdi kişinin zengin olması, kişinin yiyebiliyor olması ayıp şeyler değil. Bizim kültürümüzde göstere göstere yemek ayıp. Benim çocukluğumda da öyleydi. Eskiden restoranlarda böyle yarı bele kadar tül vardı. Yani içeride insanlar oturur yemek yerdi ama masanın üzerinde ne olduğunu göremezdiniz. Şimdi Facebook'tan şuradan buradan paylaşıyor. Kim ne yese, ne alt etse sosyal medyadan paylaşıyor. Çok ayıp. Yapılmaması gereken işler. Bu ülkede et yemeyen yok mudur? Et alamayan yok mudur? Vardır tabii ki. Allah yardımcılar olsun. Bugün mü var? Yok. Dün yok muydu? Vardı. Daha çok vardı. Dün çok çok daha fazla vardı. Yarın olmayacak mı? Olacak. Amerika'da yok mu? Fransa'da, Japonya'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Fransa'da ekonomik sıkıntı çeken, sofrasına istediklerini koyamayan, marketten dilediği gibi alışveriş yapamayan insanlar yok mu dünyanın başka? Her yerde var. Bu hakikati bir yerde tutalım ama bunlarınki tiyatro.